Selam, ben Levent. Hoş geldin. Yaklaşık bir aydır falan video atamıyordum. Çünkü birazcık böyle iş, staj yoğun geçiyordu ve hani zamanım kalmıyordu açıkçası bunu ayıracak. Ama bugünlerde böyle biraz daha vakit yaratabileceğimi anladım ve dedim ki neden yapmayayım? Bugün şöyle bir video çekmek istiyorum. Bunun hakkında hiç konuşmadım daha önce. Yani reklam okumak, reklam ne, reklamcılık okumak nasıl, okumak isteyenler ne yapmalı ya da bu sektörde bizi neler bekliyor, neler var gibi gibi böyle bir konudan aslında bahsedebilirim diye düşündüm kendi kendime ve bunu anlatmak istedim birazcık daha. Çok to the point bir içerik olması için. Şöyle bir şey yapma kararı aldım. Geri sayıcımı daha 4 dakikaya açacağım ve 4 dakikada reklamcılık okumaktan bahsedeceğim. Yani anlatabildiğim kadar reklam anlatmaya çalışacağım. Böylelikle hem zamanımı daha efektif kullanabileceğimi hem de en özet şekilde, en olması gerektiği şekilde anlatabileceğimi düşünüyorum. Bu 4 dakikalık anlattığım kısımda herhangi bir edit, montaj falan bir şey yapmayacağım. Gerçekten 4 dakika en doğal şekilde olmak istedim. 4 dakikam şu an başladı. Şimdi bir kere zaten reklamcılık, halkla ilişkiler, radyo televizyon sinema, görsel iletişim tarzında böyle bölüm okuyorsan, yani iletişim fakültesindeyse okuduğum bölüm, zaten girer girmez alacağın temel eğitim iletişim bilimi eğitimi olacak. Yani nedir bu? İletişim fakültesine girdiğinde şunu göreceksin. Fakültedeki aslında bölümlerin bir şekilde kardeş ve bir şekilde bağlantılı olduğunu göreceksin. Ve yaklaşık böyle bir sene, belki de iki sene iletişim biliminin temelini öğreneceksin. Kuramlarını, teorilerini, tarihte nasıl olmuş ve diğer bilimlerle nasıl, yani iletişim disiplininin diğer disiplinlerle nasıl etkileşim halinde olduğu. İşte bunu öğrenirken işte psikolojiden de belki ders alacaksın, sosyolojiden de ders alacaksın ve işte iletişim fakültesindeki diğer bölümlerle de ders alacaksın. İlk olarak zaten girdiğinde çok böyle temel bir yapı öğreniyorsun. Yani iletişim bilimi öğreniyorsun aslında girdiğinde kuramların tarihini. Sonrasında benim bölümüm halk ilişkiler reklam. Böyle ilk iki sene, ikinci sene böyle biraz daha halk ilişkilerin ne olduğunu ve reklamın ne olduğunu böyle biraz daha giriyorsun. Ama esas böyle üçüncü sınıftan sonra derslerine artık halk ilişkilere mi yönleneceksin, reklama mı yönleneceksin, ona göre belirliyorsun. Yani biraz daha işte reklam odaklı dersler alabilirsin, biraz daha halk ilişkiler odaklı dersler alabilirsin vesaire. Ama burada en önemli nokta yaptığın stajlar. Sen stajını hangi alanda yaptın, kendini hangi alanda geliştirdin, stajını nerede yaptın, işte ne kadar çaba harcadın, bunlar çok önemli. Yani okumaktan ziyade stajların daha fazla katkısı olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü, dördüncü sınıfta neler yapıyoruz peki biz okurken? Şunları yapıyoruz. Kampanyalar yapıyoruz. Markalar geliyor. Markalarla çalışıyoruz. Onlara yaratıcı fikir işte ya da bütün açık pazarlama iletişimi gibi gibi böyle aslında gayet sosyal ve interaktif işler yapıyoruz. Okurken bunu yapmak çok güzel bir şey oluyor. Çünkü sektörden insanlarla tanışıyoruz. Hazır bunu demişken bir diğer nokta ise bizim bölümde okurken başarıya ulaşmanın temel noktasından biri böyle eve kapanıp inek gibi böyle ders çalışmak değil kesinlikle. Tam aksine ne kadar sosyal olup, ne kadar insan tanıyıp, ne kadar sosyal aktiviteye katılırsan o kadar daha başarılı olma şansın daha yüksek bu sektörde. Çünkü şöyle bir şey var. Reklam sektörü dediğimizde içinde bulunduğun kültüre ait bir şey yapıyorsun. Ve sen o kültürü, kültürdeki insanları, işte işleyişini, kodlarını ne kadar fazla bilirsen, ne kadar içinde olursan o kadar fazla ürün çıkartabilirsin diye düşünüyorum. Bununla beraber sadece aslında reklam dediğimizde Türkiye sektörü değil, yani Türkiye'deki olanlar ya da kültür değil. Aslında biraz daha böyle şey, uluslararası, yani dünyayı takip etmek gerekiyor. Yani dünyayı takip etmek için dil bilmek gerekiyor. Yani dünyadaki ajanslar, markalar, işte kimler ne yapmış bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Dünyadaki trendler ne? Neler oluyor, neler bitiyor? İnsanlar neleri okuyor, neleri seviyor, neden nefret ediyor? Bunları gerçekten iyi bilip, iyi anlayıp, iyi yorumlamak gerekiyor. Ki yine böyle bir şeyler, doğru bir şeyler çıkartabilmek için ortaya. Bir de bunun yanında reklamcılık okuyorsan, reklamcılık okuyorsan gerçekten şunu çok iyi yapabilmen gerekiyor. İnsanları çok iyi dinlemek, insanları çok iyi anlamak ve insanları çok iyi yorumlayabilmek gerekiyor. Çünkü günün sonunda sen zaten o insanların şurasındaki bir şeyi alıp ona bir şekilde mesaj veriyorsun. Ben o insanları ve o toplumu ne kadar fazla bilirsen, ne kadar iyi anlayıp yorumlayabilirsen çıkarttığın işler de o kadar kaliteli olacaktır ve sen o kadar üretken olabileceksindir diye düşünüyorum. Bu da zaten yaratıcılığında etkileyen noktalardan biri. İşte yeni fikirler, yeni kafalar, yeni işte dünyaya bakış açıları öğrenmek gerçekten çok önemli bizim alanımızda. Bununla beraber dediğim gibi işte dünyayı çok iyi takip etmek, çok fazla okumak, çok fazla gezmek, çok fazla işte sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek olabildiğin maksimum seviyede şey olmak gerekiyor, sosyal olmak gerekiyor. Bunun yanında dediğim gibi stajlar çok önemli. Ajans çok farklı bir dünya. Onu hani 4 dakikada anlatmam imkansız. Onu ayrı bir dünya, ayrı bir videoda anlatırım ama yani ajansta çalışmak gerçekten çok önemli. Hani marka tarafı ayrı ama ajans dünyası, ajans insanı olabilmek bambaşka bir şey. Bununla beraber gerçekten bu mesleği seviyorsan yapmalısın. Yoksa sevmiyorsan çok zor ve çok stresli.
Tam gerçekten 4 dakikada anlattım. 4 dakikada en kısa şekilde bu kadar toparlayabildim. Yani üstüne bir düşünüp acaba eklemem gereken başka noktalar var mıydı? Varsa neler olabilir? Başka ne gibi şeyler çıkabilir buradan diye bir düşündükten sonra belki bir ikinci videoda kalan kısımlarını da aktarabileceğimi düşünüyorum. En önemli şeyi tekrardan altını çizmek istiyorum. Bu sektörü, reklamı, ajansı gerçekten bir tutku ve sevgi yoksa içinde gerçekten yapamaz kimse bence. Ama sevmeyen birinin yapabileceği bir iş değil. Bence bu en önemli noktalarından biri. Ferrime de sinek kondu ya. Benim söyleyebileceklerim en kısa şekilde bu kadardı. Umuyorum ki faydalı bir aktarım olmuştur. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Merak ettiğin, sormak istediğin herhangi bir şey varsa yorum olarak aşağı bırakmaktan lütfen çekinme. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.